Evet efendim. Bu bölgeler, beldeler, peygamberler beldeleri pek çok peygamberin yaşadığı, doğduğu, büyüdüğü, vefat ettiği, tebliğini yaptığı, davetini yaptığı beldeler. Bu anlayışı gençlerimize, çocuklarımıza sürekli hatırlatmamız gerekiyor. Eğitimlerinde onlara mutlaka yaşadığımız bu toprakların, beldelerin, bölgelerin ne kadar mukaddes beldeler, bölgeler olduğu gerçeğini her zaman gençlerimize, öğrencilerimize, çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor ki o ruhu taşısınlar ve o ruh doğrultusunda, çizgisinde hayatlarına devam ettirsinler. Geleceğe, istikbale daha emin adımlarla, Rabbimizin rızasına uygun amellerle ilerlemeyi hepimize nasip eylesin. Kafe-i ehl-i iman ve ehl-i İslam ervahı için, cümle geçmişlerimizin ruhları için, etrafımızda medfu bulunan, başta enbiyanın, evliyanın, asfiyanın, ulemanın, merhum ve merhumelerin ruhları için, Allah rızası için. El-Fatiha. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Hacı, aslında giriş burasıdır Sayın Başkanım. Şu evet. Beylerin oturma odasıdır burası. Hemen akabinde şöyle devam edersek efendim. Bu yeni bir değil. Şu da kurulduğum ve böyle kayın dört tarafı suyla kaplı, hendekli kaplı. Rengi mavi. Mavi boya yapıp boya çıkmış. Yer yer izledik. La ilahe illallah gibi şurası. La ilahe. La ilahe illallah. Teşekkür ederiz efendim. Tabii bu çepe, bu gördüğünüz sütunlardan ve şu karşısındakinden 19 sıra var. Burası 19. Hazreti Ömer zamanından. 639'da burada ediliyor Sayın Başkanım. 37-39. Sinan abi. Biz de dua edin. Evet efendim. Tamam. Çok teşekkür ederim. En güzel sen kameraymış.